Selamlar, saygılar. Yarına bakış an itibariyle başlamış bulunmakta. Bugün Osman Türkman konuğumuz olacak. Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı. Osman Bey şu anda an itibariyle canlı yayınımızda. Hem YouTube üzerinden izleyebiliyorsunuz Radyo Şirinleri, hem Instagram üzerinden, hem Twitter, Twitch, LinkedIn gibi tüm sosyal mecralarımızdan izleyebiliyorsunuz. Biz bir merhaba diyelim Osman Bey'e. Efendim hoş geldiniz. Alo alo, sesimi duyuyor musunuz? Merhabalar Osman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Alo. Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Sesiniz bazen kesiliyor ama bilmiyorum benimki Öyle mi nasıl oluyor? geliyor. Şöyle yapalım isterseniz, ben bir başka bir linkten dahil olayım isterseniz. Efendim Osman Bey ile konuşacağız. Hem onların gündemi de çok sıcak. Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı. Gaziantep'te böyle otoyol kesilmesi durumu oldu. Üreticilerin sorunları nedeniyle. Bu durumu değerlendireceğiz kendisiyle. Ben bir bağlantı gerçekleştiriyorum. YouTube için gerçekleştiriyorum. Yine sesimiz aynı zamanda 101.0 karasal frekanstan da duyuluyor. Efendim yeniden konuşalım, merhaba diyelim. Osman Bey şimdi beni daha iyi duyabiliyor musunuz acaba? Nasılsınız, iyi misiniz? Yeniden almış olalım sesi. Beni duyuyor musunuz? Alo. Muhtemelen hatta bir sıkıntı olmuş olabilir. Şimdi geliyor mu sesim? Geliyor, evet. Tamamdır. Efendim, bu Gaziantep'te otoyol kesilmesi olayından itibaren bir başlayalım. Önce bir dinleyicilerimiz bu olayla ilgili sizin tarafınızda neler oldu, neler yaşandı? Bir onu dinlesinler, duysunlar istiyorum. Gaziantep'te özellikle erkek besili hayvan yetiştirilen üyelerimiz, üreticilerimiz, besicilerimiz Kurban Bayramı'ndan yaklaşık işte öncesinden hayvanlarını besliyorlar ve bunları Kurban Bayramı'nda satmaya çalışıyorlar. Bu sene tabii bayram istenildiği gibi gitmedi. İhracat da kapalıydı ve üreticinin elinde küçük baş erkek besilik kuzular ve toklular kaldı. Bunun satılmasıyla ilgili, bunun bir yerlere gönderilmesiyle ilgili üreticilerimizin bir talebi vardı. Bununla ilgili de cumartesi günü üreticilerimiz bazıları organize besin bölgesinin orada
bir kısa süreliğine bir yol kapatma eylemi yapmışlardı. Biz de oraya gidip ondan sonra o yolu açtık ve orada bir basın açıklaması yapıldı. Ondan sonra da üreticilerimiz zaten oradan ayrıldı. Evet, maliyetler yüksek, satış fiyatları düşük, kırmızı et ve süt ürünleri sıkıntıda. Üreticileri bu zarara sokuyor ama bir yandan bunu satın alan halkın da aslında sorun yaşadığını biliyoruz. Yani bu konuyla ilgili ne çözüm yolu önerirsiniz? Evet, üreticiler sıkıntıda ve bu konu önemli, çözülmesi gereken bir sorun. Ama bir de bunun alıcı tarafı var. O yüzden alınmadığı için zaten sorun yaşanıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Yani kimse zararına ürün satmak, zararına üretim yapmak istemez. Ama hayvancılıktaki sorun biraz daha katmerli bir sorun. Yani siz sadece zarar etmiyorsunuz, zarar da etseniz hayvanınıza bakmak zorundasınız. O hayvanınıza yem yedirmek zorundasınız. Ya ben zarar ediyorum diye sana bakmıyorum, sana yem vermiyorum diyemiyorsunuz. Çünkü canlı ve dolayısıyla siz zarar ettiğiniz halde her gün o hayvana yem vermek zorundasınız ve hayvan özellikle belli bir kilogram canlı ağırlığına ulaştıktan sonra siz istediğiniz kadar yem verin, artık hayvanın canlı ağırlık artışı olmaz ama siz yine de o miktarda o hayvana yem vermek zorundasınız. Şimdi zaten burada şöyle bir şey var. Özellikle sıkıntının bir tanesi de şimdi Et ve Süt Kurumu sizin söylediğinize de istinaden biz kesinlikle tüketicinin uygun fiyata sağlıklı gıdalara ulaşmasının biz de taraftarıyız. Ama bir ürünün maliyeti var. Şu anda yaklaşık olarak ortalama 1 kilogram etin karkas yani hayvanı kestikten sonra kemikli gövde et dediğimiz iç organları çıktıktan sonra sakatatı çıktıktan sonra kemikli gövde etin yaklaşık üreticideki maliyeti 100 ile 120 lira arasında. Ama şu anki satış fiyatı, şu anki kesim fiyatı, mesela bugünkü kesim fiyatı 84 liraydı Gaziantep'te hayvan pazarında. Dolayısıyla üretici o karkas ağırlık 45 kilogram geldiğinde 15 liradan çarptığınızda bırakın para kazanmayı hayvan başı yaklaşık 600-700 bin liralara kadar hayvan başı şu an zarar ediyorlar. Yani hani kâr etmeyi bırakın bir defa. Dolayısıyla yem maliyetleri yüksek. Üretici yem maliyetleri karşısında hayvanı değerinden satamıyor. Satamadığı için para kazanamıyor. Para kazanamadığı için de bir an önce hayvanını elden çıkartmaya çalışıyor. Dolayısıyla hayvanını elden çıkartmaya çalışan insan sayısı da fazlalaştıkça dolayısıyla iyice fiyatlar aşağı düşüyor. Şimdi geçen hafta Et ve Süt Kurumumuz Türkiye'de kendi satış yaptığı mağazalarda ette %25 indirime gitti. Şimdi buna baktığınız zaman gerçekten yani biz de tüketicinin uygun fiyata et alması taraftarıyız. Ama bu ette ESK'nın 18 tane Türkiye genelinde satış noktası var, satış marketi var. Ama Türkiye'de on binlerce kasap var, hayvan alıp satan insan var. Sonuçta özellikle zaten ürün arzı fazla, hayvan arzı fazla, tüketimde bir talep daralması var. Dolayısıyla ESK'nın almış olduğu bu karar üreticinin elindeki hayvanın fiyatının düşmesine, kasapların veyahut da kesim yapan arkadaşların elinin güçlenmesine sebep oldu. Çünkü ESK orada bir indirim yaptı kendi fiyatlarında. Oysa ESK iyi niyetle yapmış olduğu bu indirim, yani tüketici daha çok uygun fiyata et tüketsin, iyi niyetle yapmış olduğu bir indirim üretici kısmında gerçekten yaklaşık 7-8 lirayla 14-15 liralık fiyatların gerilemesine neden oldu. Zaten üretici değerinden satamıyordu. Bir de o üzerine gelince üretici iyice sıkıntı duymaya başladı ve tepkisini dile getirmeye başladı. Dolayısıyla üretim tarafında üreten insanlar ürettikleri halde zarar ediyorlardı ve bu da biraz daha bu zararın artmasına neden oldu. Yoksa bir tarafta üretici olmalı zaten bir tarafta tüketici olmalı. Keşke bizim yem maliyetlerimiz gerçekten düşse de biz bugün 60-62 liraya canlı ağırlığı mal ettiğimiz 1 kilogram canlı ağırlığı hayvanın maliyetini 30 liralara düşürsek karkas kesimi 60 lira civarında olsa vatandaş da 80-90 liradan keşke kasaptan gidip et alsa.
Ama bakın geçen sene 35-40 lira hatta 50 liraya kadar çıkıyordu. O bantta kesilen karkas fiyatları şu anda 90 liralar civarında. Yani %100'e yakın bir artış var. Ama yem maliyetlerimize baktığınız zaman %150, %160, %170 civarında bir artış var. Diğer giderlerde zaten %100'ün üzerinde bir artış var. Dolayısıyla burada yani üretenler zarar ediyor. Şimdi hep söylediğimiz bir şey var. Canlı hayvan sektörü yani Türkiye'de her sektör şu an para kazanıyor mu? Muhakkak para kazanmayan sektörler var. Muhakkak zarar eden sektörler var. Hep örnek verdiğim bir şey var. Diyelim ki sizin bir kırtasiye dükkanınız var. Sizin bir tekstil atölyeniz var. Sizin Gaziantep'te bir fıstık dükkanınız var. Şimdi zarar ettiğiniz zaman kapısına kilit vurabiliyorsunuz. Ya işte yine elektrik kiranız işliyor, yine muhasebeniz işliyor, yine personeliniz varsa diyelim ki onların giderleri işliyor. Hayvancılıkta da bu giderlerin hepsi yine biz zarar da etsek bunlar var. Ama bunun üzerine biz zarar da etsek bunların dışında bir de o hayvanın yine de canlı çünkü karnını doyurmak zorundayız. Ve dolayısıyla biz normal sektörlere göre ikinci bir zararı yapmak zorunda kalıyor. Ve dolayısıyla burada üretici şu an üretmiş olduğu üründen para kazanamıyor, zarar ediyor. Tüketen arkadaşlar da gerçekten alım maliyetleri ve her geçen gün düştüğü için alım güçleri ve onlar da gerçekten tüketici tarafında da bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Zaten keşke şu an tüketicide para olsa, gelip zaten 1 kilo alacağına 2 kilogram et alabilse zaten bu sorun çözülecek. Ve dolayısıyla vatandaş şu anda hayvanına bakamadığı için üyelerimiz, üreticilerimiz damızlık hayvanlarını satmaya başladılar. Damızlık hayvan satılması demek üretimin damızlık hayvanlar kesime gidiyor. Özellikle koyunlar. Damızlık koyunun kesime de gitmesi demek. Kuzu fabrikasının kapanması demek. İleriki süreçte sıkıntının daha da büyüyerek aslında önümüze gelmesi demek. Evet, üretici canı çekişiyor. Bunun için bir de ihracat pazarının açılmasını talep etmişsiniz galiba. Buyurun. Şimdi evet biz ihracatın açılmasını talep ettik. Aslında buradaki belki hep ihracatı söylüyoruz ama bizim talebimiz üretmiş olduğumuz hayvanın değerinden satılmasını sağlamak. Bu karkas olur, ihracat olur, iç tüketimde olur. Ama geldiğimiz an itibariyle iç tüketimde bir daralma var ve hayvanlar her gün kesime geliyor ama yeterli miktarda kesilmiyor ve dolayısıyla burada bir sıkışma var. Ve sıkışmada bakanlık karkas et ihracatı izni aldı. Daha önceki yıllarda hep canlı hayvan gidiyordu. Ama karkas et ihracatı izni verildikten günden beri de fiyatlar yükselmedi. Tam tersi aşağı yönlü gitti. Oysa canlı hayvan ihracatı olduğu zaman hep fiyatlar yukarı doğru çıkıyordu. Yani bizim buradaki canlı hayvan ihracatındaki talebimiz bu. Yoksa bizim hayvanımız değerinden satılsın, karkas gitsin. Bizim hayvanımız değerinden satılsın, iç pazarda tüketilsin. Bizim için herhangi bu anlamda herhangi bir sorun yok. Şimdi geçen haftaya kadar ESK canlı yaklaşık 80-90 kilogram gelen ve kesildiği zaman işte 26 kilogramın üzerinde karkas gövde et dediğimiz bir gövdenin kilogram alış fiyatını 82 liradan alıyordu. Dolayısıyla pazartesi günü itibariyle bu fiyatları revize etti. O 82 lira olan rakamı şu anda 90 liraya çıkarttı. Bu iyi midir? Muhakkak iyidir. Yani ama şu an kurtarıyor mu? Üretici emeğinin karşılığını alıyor mu? Almıyor. Bakın 100 liranın altı özellikle ağır besili malda kesinlikle zarar. Yani 100 lira dediğimiz bizim burada karkas kemikli gövde et dediğimiz olay. Kuzuda ise 110-120 lira bandına tabii bu bölgelere göre de değişiklik gösteriyor. Yani böyle bir sürecin içerisindeyiz. Yani burada ESK'nın son yapmış olduğu hamle hiçbir iyi değil. Muhakkak iyi. 82 lira yerine kesmektense 90 liraya. Ama halen üretici zarar ediyor. Ve dolayısıyla ama o zarar ettiği hayvanına da bakmak zorunda. Canlı çünkü ona zarar etmesine rağmen yem yedirmek zorunda. Böyle bir döngünün içerisinde şu an üretici. Bu soruyu şu yüzden sordum Osman Bey. Bu ihracatla alakalı bir konu başladığında benim aklıma ithal edilen etler geliyor.
Yani mesela ithalat meselesi de, hayvan eti ithalatı meselesi de aslında sizin önünüze bir engel oluşturmadı mı? Ya da belki bundan kaynaklı bir sorun silsilesi başlamadı mı? Bilmiyorum tabii. Siz daha iyi bilirsiniz bu konuyla ilgili, ama ne düşünüyorsunuz? Mesela ithal ediliyor hala, öyle biliyorum. Yok, şu anda Türkiye'ye 2022 yılında ithal et falan gelmedi, gelmiyor da. Şu an dana canlı hayvan büyük başta ithal edilmesi gündemde, ama sadece gündemde. Yani 2021 yılında Türkiye'ye yurt dışında bu anlamda herhangi bir et ithalatı olmadı. Ama bizim iç pazardaki tüketim ve talepteki olan daralma ve üretimin bir tarafta devam etmesi, dolayısıyla burada bir döngüde bir sıkıntı oldu. Gaziantep özellikle canlı hayvan ihracatında Türkiye'de merkezi bir noktada. Gaziantep Türkiye'de küçük baş hayvan piyasasında fiyat belirleyen illerin başında geliyor. Gaziantep 2021 yılında Türkiye'den yurt dışına yapılan canlı küçük baş hayvan erkek besili materyalin 235 bin adedinin yaklaşık 165 bini yalnız başına yapmış. Yani 2021 yılında Türkiye'den yurt dışına yapılan küçük baş hayvan ihracatının yaklaşık %65-70'ini Gaziantep yalnız yapmış. Dolayısıyla Gaziantep bu anlamda Türkiye'de merkezi bir nokta olduğu için ihracat veyahut da bu hayvanların kesilmesi ve bu döngünün sağlanması ilimiz için özellikle önem arz ediyor. Dolayısıyla bu sektör Gaziantep'te hayvancılık açısından lokomotif bir sektör. Yani bizim ihracattaki ısrardaki amacımız bu. Ama illa ihracat değil. Üreticinin sorunu çözülsün, ürünü değerinden satılsın. İhracat olur, canlı hayvan ihracatı olur, karkas olur, iç pazardaki tüketim olur. Ama maalesef çözüm oluşturmadı bunlar. Yani görüntü olarak sadece yine ihracat görünüyor, ama şu ana kadar da bununla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Üreticilerimiz şu anda bunun beklentisi içerisinde. Anladım. Başkanım, bu arada bir de şöyle bir sorum olacak. Damızlık koyun keçi yetiştiricilerinin miktarı, mevcudiyeti azaldı mı? Yani artık bu işi yapmak istemeyen yetiştiricilerimiz var mı? Bu oran son bir yılda ne kadar düştü ya da sabit mi? Biz 2019'un başında Gaziantep Koyun Keçi İlçe Birlik yönetimine seçildik. Yaklaşık 3,5 yıldır birliğin yönetimindeyiz. Yönetim kurulu başkanlığını götürüyoruz, yürütüyoruz. Gaziantep'te bugün itibarıyla, tabii bu son 2-3 aylık veriler henüz elimize gelmedi. 2022 itibarıyla yaklaşık birliğimizin 6.600 civarında üyesi mevcut. Bu üyelerimiz Gaziantep'in 9 ilçesinde 403 yerleşim yerinde ikamet edip bu üyelerimize ait yaklaşık 338 bin damızlık hayvan, yani damızlık dediğimiz 338 bin adet 15 aydan büyük koyun ve keçi, dişi koyun ve keçi. Bunların yavrularıyla erkekleriyle beraber Gaziantep genelinde üyelerimize ait yaklaşık 700 bin civarında küçük baş hayvan mevcut. Biz ilk göreve geldiğimizde 2019 yılının başında Gaziantep genelinde bizim 258 bin civarında küçük baş damızlık hayvanımız vardı. 2021 sonu itibarıyla 258 binden 338 bine çıkmıştı bu rakam. Yani yaklaşık bir %30-32'lik 33'lük bir artış oldu bu 3 yıllık süreç içerisinde. Ama son 2022 yılının özellikle son 5-6 aydır gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ve insanlar özellikle damızlık hayvanlarını bir an önce elden çıkartmaya çalışıyorlar. Çünkü vermiş oldukları yem alacakları kuzuyu kurtarmıyor. Dolayısıyla şu anda ne kadar hayvanımız var, ne kadar işletmemiz kapandı, bununla ilgili tam da sağlıklı bir veri elimizde yok. Ama şöyle bir durum var. Mesela biz 2021 yılının ilk 7 ayında yaklaşık birliğimize yeni 300 küsür tane üye müracaat edip yeni üye olmuşken, 2022 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 30 küsür tane yeni üyemiz ancak olabildi. Yani onda bire düşmüşüz. Yani dolayısıyla burada insanlar
Bu sektörden zaten zor bir sektör, zaten meşakkatli bir sektör. Yılın 365 günü cumartesi pazarı olmadan, bayramı, düğünü, cenazesi olmadan bu insanlar bu zor şartlarda bu hayvanlara bakmaya çalışıyorlar. Ama üzerine bir de başta yem maliyetleri olmak üzere artınca ve karşılığına da alamayınca ister istemez sektörde biraz çıkışlar hızlandı. Yani bizim de buradaki feryadımız bir an önce hayvanın değerinden satılmasını sağlamak, özellikle girdi maliyetlerinin azalmasını sağlamak. İşte geçen yıl devletimiz Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla üreticilerimize, üyelerimize uygun fiyatlı arpa verdi. Bizim de üreticilerimiz sağ olsun bundan özellikle faydalandı ve bu üreticiye gerçekten bir nefes aldırdı. Çünkü yem maliyetleri gerçekten üreticinin belini büküyor. İşte bu yılda inşallah bir an önce eğer sağlanırsa devlet aracılığıyla en azından yine TMO aracılığıyla üreticilere uygun fiyatlı arpa verilirse belki bir nebze üreticiler biraz daha dayanma gücü artar, biraz daha bu işi sürdürmeye çalışırlar. Yoksa hayvana yem vermekle gerçekten bu iş sürdürülebilir değil. Bakın ben size olayın anlaşılması için, üreticinin durumunun ne halde olduğunu anlatabilmek için size şöyle bir örnek vereyim. Size şunu söyleyeyim. Gelin ben size 100 tane koyun vereyim. Sizden bir kuruş para al istemiyorum, sizin olsun. Hibe. Tamam mı? 100 tane koyun vereceğim size. Sadece bir şartımız var. Buna bir yıl bakacaksınız. Koyunun hepsi sizin. Bir kuruş da para vermeden. Bakın yaklaşık bir yıllık yem maliyeti 100 tane koyunun, ki bunu dip rakamlardan söylüyoruz. 100 tane koyunun bir yıllık yem maliyeti arpasıdır, samanıdır, işletmenin elektriğidir, suyudur, veterinerlik hizmetleridir, ilacıdır ve diğer girdilerdir, yaklaşık 120 bin lira civarında tutuyor. En az 10 ton arpa almak zorundasınız, 30 bin liralık saman almak zorundasınız, 20 bin lirada elektrik, su, ilaç, veterinerlik hizmeti 120 bin lira. Bakın bir defa gideriniz oldu. Evet, şimdi biraz önce de söyledim hani yılın 365 gününe göre bu işletmeler çalıştığı için organizede bugün bir fabrikada çalışan bir vatandaş ayda 225 saat çalışıp 5500 lira dip rakam asgari ücret alıyor, 225 saat çalışıyor. Oysa hayvancılık işletmelerinde sabah 5'te başlayıp akşam 8'de 9'da bittiği için günlük yaklaşık 15 saat civarında bir mesai var ve bu 15 saat mesaiyi bir aya vurduğunuzda yaklaşık 450 saat ediyor. Oysa yani normal bir asgari ücretle bir fabrikada veyahut da bir iş yerinde çalışan kişinin iki katı çalışmış oluyor. İki katı demek, bugün bir asgari ücretlinin işverene maliyeti yaklaşık 7600 lira civarında. İki ile çarptığınız zaman 15200 lira civarında ediyor. Ya siz önemli değil, 7-8 bin lira verin, 2 bin lira da Bağkur parasını ödeyin, 10 bin lira. Yani dolayısıyla sizin bir yıllık yaklaşık çoban işletme gideriniz de 120 bin. 120 bin lira da öyle gitmişti, 240 bin. Biz oraya ayrıca sizin gidip bir ahır kiralamanızı, ne bileyim işte oraya gidip gelmenizi, diğer giderlerinizi, o yemlikleri, şunları bunları da saymıyoruz. 240 bin lira gideriniz var. Peki 100 koyun size ne verecek? Bizim Gaziantep ortalamamıza göre 80 tane kuzunuz olur. Hadi bilemediniz, iyi olsun, iyi olsun, 90 tane sizin kuzunuz olsun, 90 tane kuzunuz ve bunlara da 3-4 ay bakıp ondan sonra sattınız. Bugün şu an bir koyun 1300-1400 lira, siz kuzuyu 1300 liradan satın. 90 tane kuzunuz 1300 liradan sattığınızda yaklaşık 108 bin lira para eder. Hadi deyin 2-3 ayda o şey döneminde, doğumdan sonraki dönemde koyunlarınızı da sağdınız. 20-30 bin lira da orada geliriniz oldu. 108 bin artı 30 bin, 138 bin, 140 bin lira geliriniz oldu. Gideriniz ne kadardı? 240 bin lira. Evet, düşünün, 110 bin lira açıktasınız. Bir sene sonra ya diyeceksiniz Osman Bey, ya siz bize gerçekten iyilik değil, kötülük yapmışsınız. Lütfen alın şu koyunlarınızı. Yani olayı anlatabilmek için üretici tarafını, biz gerçekten, biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz de bu toplumun bir ferdiyiz. Biz de tüketim tarafının içerisine aynı zamanda. Biz isteriz ki vatandaş keşke elinde imkan olsa bir kilo et yerine iki kilo alsa, biz daha çok üretsek, onlar da kazansa, biz de kazansa.
Ama maliyetler bu durumdayken, insanlar üretirken zarar ediyor. Üretirken Evet. gerçekten şu an sıkıntıda. Yani burada hani yoksa tüketiciye karşı herhangi bir şey yok. Sadece zarar ediyoruz. Bunu anlatmaya, bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Peki şimdi böyle siyasi bir arenada da sıcak zamanlar geçiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu bu durumu gündeme getirdi. Getirmiş daha doğrusu. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani muhalefet kanadı bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor. Genelde muhalefetin söylediği şeylerden hemen sonra bir düzelme olduğuna dair Twitter manşetlerinde en azından böyle durumları takip ediyoruz. Acaba bu konuya bir çözüm getirirler mi siyasi liderler? Ya şu an bununla ilgili işte bir çalışma var. Yani olduğunu duyuyoruz. Hani dedim bir ön çalışma oldu işte 82 liradan 90 liraya karkas kesim fiyatları yükseltildi. Yetmez ama bir nebze bir iyi oldu. Yani 82 lira yerine ise hayvan başı diyelim ki kilo oranda 18 lira yerine 18 lira kilo oranda zarar etmektense şu an 10 liraya düştü. 9 liralar civarına düştü. Dolayısıyla hani bu anlamda Size gelip böyle danışıyorlar mı Osman Bey? O konuda da merak ediyorum. Yani koyun keçi yetiştiricileri birliklerini toplayıp biz 90 lirayı düşünüyoruz ama bu sizin için yeterli midir diye soruluyor mu? ya bize bununla ilgili sorulmadı ama biz gittik, biz Evet. anlattık, biz bunun yetersiz olacağını söyledik. Geçen Evet. hafta bakanlıktaydık, ilgili genel müdürlerimizle, ilgili bakan yardımcılarımızla görüştük, derdimizi anlattık. Bizim dışımızda diğer birlik başkanlarımız, diğer ilgili kurumlar gidiyorlar, anlatıyorlar. Tabii yukarıda da farklı planlamalar oluyor. Hani bu anlamda sonuçta bu Türkiye'de bir gündem oldu. Türkiye'de gündem oldu. Muhalefet de dün biz de gördük. İşte muhalefet de bunu aldı, işledi. Yani tek temennimiz yani bir an önce gerçekten çünkü şu yani sadece şu an üretici kaybetmiyor. Yani düşünün Tabii. bu ülkede üreten insanlar işte et üreten insanlar fabrikayı kapatıyor, ahırı kapatıyor, dükkanı kapatıyor. Artık kuzu üretmeyecek. Bugün gerçekten 100 liraya veyahut da 150 liraya almaya çalıştığımız et belki 6 ay sonra, 1 sene sonra cebimizde 300 lira da olsa gidip alamayacağız. Çünkü rakamlar çok yükselecek, üretim azalıyor. Şimdi bizim tüketici tarafından fiyatların düşmesini sağlamamız için üretim maliyetlerini düşürmemiz lazım. Yani ahırdaki üretim maliyetleri düşmezse, tarladaki üretim maliyetleri düşmezse, siz marketlerdeki üretim maliyetlerini düşürmeye çalışmakla bu iş çözülmez yani. O yüzden Evet. yapılması gereken özellikle tarlada ve ahırda yaşanan sıkıntının üretim maliyetlerinin azaltılması ve oradaki olacak üretim maliyetlerinin azalmasıyla daha uygun fiyata mal olacak ve tüketiciye de daha uygun fiyatlı ürüne ulaşması sağlanmış olacak. Bu anlamda bir çalışma var. İnşallah daha hızlı sonuçlanır. Muhalefetin de bunu tabii gündeme getirmesi, en azından insanların, üreticilerin sesini duyurması önemlidir. İnşallah daha da hızlı bir süreç alınırsa üreticiler gerçekten sevinir. Yoksa her geçen gün fırsatını bulan ben bir an önce bu sektörden nasıl çıkarım? Çünkü maliyetler gelirler maliyetleri karşılamıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz başkanım. Bir de bir mesaj var. Onu isterseniz paylaşayım. 100 koyun 80 kuzu mu doğuruyor? Benim bildiğim iyi bakılırsa 130-150 arasında kuzusu oluyor. Artı kuzunun çifti 4.000 lira. Yanlış mı biliyorum ben demiş Eyüp Yılmaz. Yok, şöyle bir şey, bizim Gaziantep ortalamasını ben söyledim. Yani biz her yıl bizim binlerce üyemiz var, binlerce üreticimiz var. Şimdi evet, mesela farklı ırklarda, farklı bölgelerde veyahut da farklı bakım itibarıyla 100 koyunda 110-120 tane kuzu aldığınız dönemler de olur. Gaziantep'te de bunu alan var mıdır? Vardır. Ama 60 tane 70 tane de kalan da vardır. Bunun ortalamasını almak lazım. Biz ortalamasına bakıyoruz. Ve bizim sattığımız kuzu 3 aylık. Yani diyelim ki siz şu an hayvanı verdim ben size. İşte bir ay gebeliğe hazırlık dönemi. Ondan sonra 5 ay
gebelik dönemi. Ondan sonra işte hayvan doğurdu, 3 ay baktınız, sütten kestiniz. Ondan sonra da sattınız yani. Dolayısıyla eğer siz kuzuyu da satmayıp orada tekrardan bir yemlemeye gidecekseniz orada da ayrıca bir maliyet üzerine eklenecek. Ama siz şu anda kuzu da alsanız, kuzu da üretseniz maalesef her iki şekilde de zarar ediliyor. Yani o arkadaş muhakkak yani Google'a veyahut da internete girdiğimizde işte 100 kuzudan 120-130 tane alan var mıdır? Vardır. Ama Türkiye'de kaç kişi veyahut da Gaziantep'te kaç kişi? Yani sonuçta bunun bir ortalaması var. Evet, biz genel yaklaşık ortalamayı söyledik yani. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz varsa buyurun, yoksa teşekkür edeceğim size. Ben teşekkür ettim. İyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen dinleyicilere de hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Yeniden gelişme olursa görüşmek dileğiyle diyelim. Gaziantep'te koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanı Osman Türkman'la birlikteydik sevgili dostlar. Yarın bakış devam ediyor. Kısa bir eser arası verip devam edeceğiz. Bakarsın verir, apat ederler. Bir bakarsın vurur, berbat ederler. Zalimin zulmüne feryat edenler. Gün gelir de zalim olursa şaşma. Zalimin zulmüne feryat edenler. Gün gelir de zalim olursa şaşma. Değişmeyen tek şey sen ol ömrümde. Ağran saçların derdinden olsun. Omuz veren çiçeğim sen ol ömrümde. Kardelen düşlerim bahtiyar olsun. Değişmeyen tek şeyim sen ol ömrümde. Ağran saçların derdinden olsun. Omuz veren çiçeğim sen ol ömrümde. Kardelen düşlerim bahtiyar olsun. Acayip oldu dünyanın hali. Temmuz'a lafım çok, Eylül yalancı. Kervanın dermanı şu garip hancı. Gün gelir de yolcu olursa şaşma. Kervanın dermanı şu garip hancı. Gün gelir de yolcu olursa şaşma. Değişmeyen tek şeyim sen ol ömrümde. Ağran saçların derdinden olsun. Omuz veren çiçeğim sen ol ömrümde. Kardelen düşlerim bahtiyar olsun. Değişmeyen tek şeyim sen ol ömrümde. Ağran saçların derdinden olsun. Omuz veren çiçeğim sen ol ömrümde. Kardelen düşlerim bahtiyar olsun. Thank you.
Radyo Şirinler. Radyo Şirinler. 101.0. Reklam. Bozdoğan Ev Yaşam Gereçleri ve Radyo Şirinler işbirliği ile Ekonomiye İnat Muhteşem Çekiliş kampanyası çok yakında başlıyor. İşte muhteşem hediyelerimiz. Arvika et kıyma makinesi, 24 parça yemek takımı, fakir dik süpürge, taç uyku seti, çift kişilik nevresim, altılı kahve yanı ve tabağı, Luxel vantilatör, Philips epilasyon, Arzum saç maşası, sunum tepsisi. Bu hediyeleri kazanmak için Radyo Şirinler ve Bozdoğan Ticaret sosyal medya hesaplarını takip etmeniz yeterli. Detaylı bilgi için WhatsApp hattımız 0342 230 85 91. Özer, evden eve, şehir içi ve şehirler arası ve uluslararası taşımacılık. Tam 32 yıldır sizin için yollardayız. Türkiye'nin her yerinden 24 saat müşteri destek hattımızı arayabilirsiniz. 444-3136, 444-3136. Özer, taşımacılıkta lider, hizmette rakipsiz olmak için yollarda. Şükrü Toptaş İnşaat'tan yatırımlarınıza değer katan Beylerbeyi ve Beykent'in en gözde bölgelerinde iki yeni proje. 2.5+1 ve 3.5+1 kapalı otoparklı ultra lüks daireler, ana cadde üzeri ticari dükkanlar sizleri bekliyor. Kaliteli işçilik, modern mimari ve 25 yıllık tecrübesiyle Şükrü Toptaş İnşaat. Telefon 0342 503 06 14, 0542 543 73 62. Ben etkilemek için tasarlandım. Gerçek tutkudan imal edildim. Takip edilmek için varım. Asi, epik ve ihtiraslı. Merinos elegansalı. Merinos Merve Şehir Showroom, Anka Hastanesi karşısında. Atış sporu yapmaya ne dersiniz? Küheylan Atış Poligonu'na gelin. Uzman eğitmenler eşliğinde hem atış yeteneklerinizi geliştirin hem de günün stresini atış sporu yaparak giderin. Poligonumuz ister yerli, isterseniz yabancı silah seçenekleriyle hizmetinizdedir. Küheylan Atış Poligonu, Sanko Hastanesi karşısında. Telefon 0342 326 0177. www.küheylanpoligon.com.tr. Neden e-ticaret? Çünkü 7/24 açık bir mağazanız olacak ve binlerce müşteriye aynı anda ulaşacaksınız. Üstelik e-ticaret ile ürünlerinizi tüm dünyaya açacaksınız. E-ticaret sitenizi kurmakla kalmıyoruz. Yıl boyunca vereceğimiz teknik destekle sanal pazarda rakiplerinize fark atmanızı sağlıyoruz. E-ticaret kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. www.petasoft.net. Dünyada her gün 7500 kişi iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı için hayatını kaybediyor. Siz bunu dinlerken bile 5 kişi hayatını kaybedecek. Peki nasıl önleyebiliriz? Göz önündeki tehlikeleri fark etmeliyiz. Küçük önlemler hayat kurtarır. Mutlaka önlem almalıyız. Yarın yaparım demeyip sonraya bırakmamalıyız. En ufak tehlikeyi bile fark edip görmediğimizi görebilmek için eğitim almalıyız. Bu sayede kamu, çalışanlar ve işverenler olarak daha sağlıklı ve güvenli yarınlara ulaşabiliriz. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir farkındalık hareketi başlatıyor. Hadi sen de daha güvenli yarınlar için bir adım at. Thank you.
Değerli dinleyiciler, değerli Radyo Şirinler severler, efendim yeniden merhabalar. İlk bölümümüzde küçükbaş hayvancılıkta uygulanan yanlış politikaları protesto etmek için Gaziantep Urfa Karayolu'nu trafiğe kapatan üreticilerin durumuyla alakalı konuştuk. Gaziantep Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman'la birlikte konuştuk. Bu konu ile ilgili nasıl bir politika izleniyor? Bu konuyla ilgili ne dertleri, ne sıkıntıları, ne sorunları var? Bizler de seslerine ses olmak istedik. Hayvanların özellikle yem fiyatları ile ilgili yaşanan problemlerini, daha doğrusu hayvanlar yem fiyatları ile ilgili problem yaşamıyor. Hayvanlar yemek yemeye devam ediyor. Üreticiler yem fiyatları ile ilgili problem yaşıyorlar. Üreticiler yem alamadıkları için hayvanları beslemekten ya da keçi koyun yetiştiricisi olmaktan vazgeçme pozisyonuna gelmişler. Her gün iflas eden bir yetiştiricinin olması istenen bir durum değil, istenmezdi. Bu konuyla ilgili de Birlik Başkanı Osman Toprak bu konuyu çok iyi bir şekilde ifade etti. Hem basına, bizlere de çok iyi bir şekilde ifade etti. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğu için. Bizler de seslerine ses olmak istedik dediğimiz gibi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın küçükbaş hayvancılıkta uyguladığı politikalar, yanlış politikalar dile getirildi ve bu konunun çözümüyle ilgili de bakanlıkla görüşmelere başlandı. Evet, üreticiyi sevindiren sonuçlar umarım yakın zamanda bir şekilde sağlanır ve bir yandan tabii tüketiciler de alım gücü konusunda gerekli yani maddi olarak kalkınabilirler ilerleyen zamanlarda. Onu istiyoruz. Tüketici de alabilsin. Osman Bey de az önce aynı şeyi söyledi. Tüketicinin alım gücünün artması gerekiyor gerçekten. Bununla ilgili de tabii ki siyasi otoritelerin oturup bu konularla ilgili gerçek bir çözüm sunmaları ve bu çözümden sonra da hem üreticinin hem tüketicinin ortak faydada buluşup mutlu olması gerekiyor. Umarım dediğimiz gibi bu sorunlar dile getiriliyordur ve çözülüyordur siyasiler cephesinde de diyelim. Selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş Zöhre Sağ. Hoş geldiniz. Onun dışında efendim selam demiş İsmail Por Hasan. Hoş geldiniz. Selin Beli aramızdaymış. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. 0342-230-85-91'e de yazanlar var. Hamit Bey tüm güzide dinleyenlerimize gelsin demiş, bir eser göndermiş. Zu Vere eserini göndermiş. Az sonra listemize alacağım. Sevgili Hasan Bey de aramızdaymış. Hasan Bey yılların müdavimi, buraların gerçekten önemli radyo programcılarından bir tanesiydi ama şimdi başka bir işle devam ediyor. Olsun, yine aramızda ya. Sevinliyoruz bizi dinlediği için de. Selam edelim kendisine, eşine ve çocuklarına. Efendim, Bozdoğan'la ilgili bir çekiliş kampanyamız var biliyorsunuz. Bu kampanyayla ilgili gelen mesajlar var. Ben de çekilişe katılmak istiyorum diye. Ben yeniden bir hatırlatmış olayım. Kampanyaya katılım sağlamak istiyorum. Merhaba demiş Deniz Bey de. Hoş geldiniz efendim. Şöyle söyleyelim. 27 Ağustos tarihinde Bozdoğan Karataş Şubesi'nde saatler 15'i gösterdiğinde çekiliş yapılacak. Bozdoğan Karataş Şubesi'ne 27 Ağustos tarihinde Radyo Şirinler dinleyicisi olarak dahil olduğunuzda hem çok güzel indirimlerle karşılaşıyorsunuz hem de 10 şanslı kişiye 10 hediye veriliyor. Bu hediyeleri yeniden telaffuz edelim. Süleyman Bey gelmiş bu arada, yayınımıza hoş gelmiş, sefa getirmiş. İyi yayınlar Dicle Hanım. Selam olsun tüm dinleyenlerimize diyor. Teşekkür ederiz, hoş gelmişsiniz. Evet, Bozdoğan Radyo Şirinler işbirliğindeki çekilişin verilen hediyeleri şöyle.
Mesela et kıyma makinesi var sevgili dostlar. Luxel vantilatör, Philips lazer epilasyon, sunum tepsisi, kahve yanı bardağı, nevresim takımı, saç maşası, uyku seti, fakir dik süpürge, 24 parça yemek takımı gibi 10 özel hediye var. Bunun için katılım şartlarımız 27 Ağustos tarihinde cumartesi günü Bozdoğan Karataş Şube'de olmak bir kere kesinlikle. Onun dışında Radyo Şirinler Bozdoğan hesaplarını, Instagram hesaplarını online bir şekilde dahil olarak takip etmek. Postlar paylaşıyoruz çünkü o postların altına yorumlar yapıyorsunuz. Yorum yapan herkese diyoruz ki 0342 230 85 91'e adınızla, soyadınızla, telefon numaranızla başvurursanız o günden bir gün önce size hatırlatma yapacağız. Orada bulunmanıza dair hatırlatma yapacağız. O yüzden sizler de katılmak istiyorsanız telefon hattımıza, WhatsApp telefon hattımıza katılım sağlamak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Referanslarımız da Bektaş Bey yazmış bir yandan. Selamlar olsun. Kızım Miram'a kucak dolusu sevgiler gönderiyorum diyor. Elibol ailesine, tüm Şirinler dinleyenlerine, Şirinler ailesine sevgiler gönderiyorum demiş Süleyman Bey. Tabii ki biz de sevgilerinizi iletmiş olalım sizin mesajınız üzerine. Devam edeceğiz. Bir eser arası vereceğiz. Daha sonra Hamit Bey'in istediği bir eser vardı. O eseri armağan edeceğiz. Kısa da bir haber molamız olacak. 19 haber molasında kısa da bir reklam arasıyla beraber biliyorsunuz ikinci saatimize başlamış oluyoruz. İlk saatimizde Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman'la birlikte konuşmuştuk. İkinci saatimizde bir başka konuyu ele alacağız. Bizden ayrılmayın. Yarına Bakış devam ediyor. Radyo Şirinler. Radyo Şirinler tüm sosyal medya uygulamalarında. Radyo Şirinler'desiniz. Kara erik çala, yeki yaran sala, yeki yaran sala. Hangi kitapta yazı, hangi kitapta yazı, ben sevem eller ala, ben sevem eller ala. Uy havar, 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 uy havar, 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 havar demekte ne var, havar demekte ne var. İki gönül bir olsa, iki gönül bir olsa, üç ayrılık yolda ne var, beş ayrılık yolda ne var. Yarın kolunda şeve, yarın kolunda şeve, kimdir yarimi seve,
kimdir yârimi sever? Acep o gün olur mu? Acep o gün olur mu? Ağlam getiremevet, ağlam getiremevet. Uy havar, havar, havar. Uy havar, havar, havar. Havar demekte ne var? Havar demekte ne var? İki gönül bir olsa, iki gönül bir olsa, üç ayrılık yolda ne var? Beş ayrılık yolda ne var? Türkiye'den ve dünyadan en doğru haber. Türkiye Radyoları Haber Bülteni'ni sunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 çınar hakkında Orman Mühendisleri Odası Bilim Kurulu'nca hazırlanan rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Basın açıklamasını Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz yaptı. Türk Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ağaçların kesilmesi sırasında kendilerine danışmadığını belirtti. Türk Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi son 2 yıl içerisinde Çırağan Caddesi'nde kesilen 112 adet çınar ağacına yönelik yapılan açıklamada ağaçların kansere yakalandığını ve devrilme riskine karşı kesildiğini belirtmiştir. Ancak yapılan inceleme ve değerlendirmelerde bu 112 çınar ağacının ne kadarının çınar kanseri hastalığından, ne kadarının da başka sebeplerden kuruduğu veya ne kadarının tedavi edilerek yaşatılabileceği ile ilgili özellikle konu uzmanları tarafından yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalışmanın olmadığı ortaya çıkmıştır dedi. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucunda uzman çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Pençekilit Operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2022 tarihinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız piyade uzman çavuş Mahsun Şimşek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi. Bursa Nilüfer'de çöp evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 9 yaşındaki Cem Muhammed'in son durumuyla ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan, kilo alımı gayet iyi durumda, tramvayı atlatabilmesi için psikolojik destek almaya devam ediyor, yakın zamanda taburcu edilebilecek duruma geldi dedi. Anne Yasemin Ağa'nın da istediği zaman oğlu Cem Muhammed'i görebileceğini kaydeden Profesör Doktor Özkan, aile desteğinin de tedavide önemli olduğunu ifade etti. Kocaeli Gebze'de Tavşanlı Mahallesi'nde bugün saat 14 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının 21'e yükseldiği şeklindeki haberler ve beyanatların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada 2022-2023 sezonu öncesinde Süper Lig futbolcu uygunluğu kuralı hakkındaki çalışmalar ve kulüpler birliğiyle yapılan istişareler sonucunda 2022-2023 sezonu için 7 yabancı uyruklu futbolcunun sahada aynı anda yer alması kuralı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezonda 8 yabancı uyruklu futbolcunun aynı anda sahada olmasına izin verilecek şekilde değiştirilmiştir. Yönetim kurulumuzun bu kararı kulüpler ve kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştır denildi. Para piyasaları. Gün sonunda piyasalarda dolar 17.90, euro ise 18.55'ten işlem görüyor. Gram altın 1035, çeyrek altın 1704 liradan alıcı buluyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 2823 puandan kapattı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiye göre bu gece bazı illerimizde hissedilecek en düşük hava sıcaklığı tahmini şöyle olacak. İstanbul ve Çanakkale 23, Edirne ve Bursa 21, Tekirdağ 22, Kırklareli 20 derece. İzmir 25, Kütahya 16, Afyonkarahisar 17, Muğla 20 derece.
Antalya ve Hatay 26, Adana 25, Mersin 28 derece. Ankara 19, Konya 20, Sivas 14 derece. Bolu 15, Zonguldak 22, Bartın 20 derece. Samsun 22, Trabzon 25, Rize 24 derece. Erzurum ve Ağrı 14, Van 16 derece. Gaziantep ve Diyarbakır 22, Mardin 25, Şanlıurfa 24 derece. Radyosfer tarafından hazırlanan Türkiye Radyoları Haber Bülteni'ni sunduk. Mutlu akşamlar diliyoruz. Radyo Şirinler. Radyo Şirinler. 101.0. Reklam. Gaziantep'te başarılı göz ameliyatları ile adından söz ettiren Ayıntap Park Göz Tıp Merkezi'nin katarak akıllı mercek uygulamalarıyla gözlüksüz bir hayata merhaba deyin. Ayıntap Park Göz Tıp Merkezi. Telefon 0342 235 4949. www.ayintappark.com.tr. Yahya Bozdağ'ın mağazalarında kampanyalar bitmez. Yeni evlenenler ve evini yenileyenlere bir destek de Bozdoğan'dan. Sürpriz fiyatlar ve inanılmaz indirimlerle 18 aya varan taksit imkanlarıyla sizleri şubelerimize bekliyoruz. Bize uğramadan çeyizlik ürün almayın. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayal ettiğiniz boyayı biz üretiyoruz. Polimer iç ve dış cephe boyaları. İsteyene bir kutu, isteyene 1000 kutu. Su bazlı, silikonlu, silinebilir boyaların profesörü polimer iç ve dış cephe boyaları. Sınırsız renk seçeneğiyle istenilen kalitede size özel boya üretiyoruz. Polimer iç ve dış cephe boyaları. Telefon 0536 417 1289. Milano Kuru Temizleme'de yüksek kalite var. Güler yüzlü hizmet var. Temizliğin adresi Milano Kuru Temizleme. Teknolojimizi yeniledik. Türkiye'de ilk ve tekiz. Kuru temizleme deyince Milano Kuru Temizleme. Milano Kuru Temizleme şubelerimiz adres Milano 2, Zübeyde Hanım Bulvarı, Botanik Bahçesi karşısı. Telefon 0342 220 57 57. Milano 3, Emek Mahallesi, Abdülkadir Aksu Bulvarı. Telefon 0342 320 22 62 99. www.milanokurutemizleme.com.tr. Sağlığınız bizim için önemli. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Eyüp Şenköy hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Randevu için 444 5 424. Özel MMT Amerikan Hastanesi. Gaziantep Çepnilerinin düzenlediği eğitime destek ve dayanışma şenliğine davetlisiniz. İlyas Salman ve grupçı Mustafa Özarslan konseri yanı sıra yöresel sanatçılarımız Nadir Keskin, Serdar ve Salman Karasu, Selma Güzey Çelik, Ergün Köşker ve yönetmenimiz Cevahir Çokbilir'in ödüllü filmi Nar Zaman'ın yer alacağı şenliğimize tüm halkımız davetlidir. Tarih 14 Ağustos Pazar saat 14.30. Yer Kuzu Yatağı Köyü Yavuzeli. Etkinliğimiz ücretsiz olup dernek önünden araçlar kaldırılacaktır. İrtibat telefon 0538 853 9848. Kendini yakma. Gri Klima'nın bu aya özel indirimli fiyatlarından yararlan. Bu sıcaklarda kendini yakma. Peşin fiyatına 12 ay taksit imkanından faydalan. Öderken bütçeni yakma. 6 yıl garantili Gri Klima'nı kullanırken çok elektrik yakma. Tüm bu ayrıcalıklar Gri bayilerinde. Senin radyo, Radyo Şirinler. Başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşum, ah çılgın yüreğim, sus artık uslandım benim, ah
benim sevdalı başım. Ah benim çayır telaşım. Ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim. Sus artık, uslandır beni. Kaç okyanus geçtim öyle, kaç denize yitip gittim. Kırılmış direkler yırtık erkenlerle, kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum. Ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık, uslandır beni. Ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım. Sus artık, uslandır beni. Ah benim iyimser yanım. Ah benim aldanışlarım. Ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım. Sus artık, uslandır beni. Kaç okyanus geçtim öyle, kaç denizde itip gittim. Kırılmış direkler yırtık erkenlerle, kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım. Ah benim sarhoşum, ah çılgın yüreğim. Sus artık, uslandır beni. Ah benim sarhoşum, ah çılgın yüreğim. Sus artık, uslandır beni. Yarına bakış devam ediyor sevgili dostlar. İkinci saatimizde sizlerleyiz. Ahu Sağlam'dan Sevdalı Başım eseriyle bir giriş yaptık ama devam ediyoruz şimdi. Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili bir süredir böyle sıkıntılar var. Bu ikinci saatimde bir köşe yazısı paylaşmak istedim sizlerle. Bu konuşuluyor sürekli. Bir köşe yazısı var. Fatih Altaylı'nın kaleme aldığı. Nükleerde sorun gerçekten know-how mı diye yazmış. Cüneyt Zapsu'nun Akkuyu Nükleer'in yönetim kurulunda yer aldığı ve İbrahim Çeten İnşaat'ın sözleşmesinin feshiyle başlayan son olaylar üzerine istifa ettiğini yazdım dün diyor. Akkuyu Nükleer'in yönetim kurulundaki tek Türk idi diyor. Yazım üzerine İbrahim Çeten grubundan üst düzey bir isim beni aradı. Bu iş dışarıdan göründüğü kadar basit bir iş değil diyerek anlattı diyor. Bizim işimizi aktarmak, o yüzden aktaralım demiş. İbrahim Çeten olarak, Çeten grubu olarak bazılarının zannettiği gibi Akkuyu'da sadece beton ve demir işi yapmıyorduk. Türkiye'de nükleer tesis inşaatında iş yapabilme lisansına sahip tek şirketiz diyor. Yani nükleer santral inşaatının teknik tarafında da işlerimiz vardı. Bu santralin inşasını yer almak İbrahim Çeçen grubuna bir Türk şirketi olarak çok önemli bir fırsat sunuyordu. Nükleer santral inşa edebilmek için nükleer santral inşa edebilme know-how'ıydı diyor. Bunu yapar
yaparken de biz Türkiye'de bu teknoloji gelişsin diye çaba göstermeye başladık. Yani Türk sanayisi nükleer tesis üretiminde kullanılabilecek parçaları üretebilsin istedik demiş. Mesela boru döşenecek. Bunlar özel borular ama Türkiye'de bunu yapabilecek, bu teknolojiyi geliştirebilecek şirketler var. Biz bu bilginin Türk şirketlerine aktarılmasını ve bu tür teknik mekanik üretimlerin Türkiye'li firmalar tarafından yapılmasını sağlamaya çalışıyorduk. Bunun üzerine sordum demiş Fatih Altaylı. Peki bu işler baştan sözleşmeye koyulmamış mıydı? Türkiye'ye belirli oranda teknoloji transferi yapılması şartı yok muydu sözleşmelerde diyor. Dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız Bey'in gayretleri ile sözleşmede Türk şirketlerle ilgili maddeler koyulmuştu. Ama Ruslar Türklere iş vermiyor, kemik atıyorlar diyor. Biz know-how artsın diye uğraşıyoruz. Yarın bir santral daha yapacağı zaman Türkiye bunu kendi imkanlarıyla yapabilsin istiyoruz demiş. Ruslarsa bu bilgi Türkiye'nin eline geçmesin, sadece bizde kalsın istiyor. Biz bunun borusunu da, kontrol ünitesini de, elektroniğini de Türkiye üretsin istiyoruz diyor. Ruslar bunu Türkiye'den saklıyor. Türkiye topraklarında yapılmış bir Rus santrali olsun istiyorlar demiş. Bu kez Rus tarafından iddialarını sordum diyor Fatih Altaylı. Ruslar Türk şirketleri tarafından dolandırıldıklarını iddia ediyorlar. Kendi medyaları da uluslararası medyaya verdikleri bilgilerle de yazılanlar hep bu yönde demiş. İbrahim Çetçe'nin üst düzey yetkilisinden aldığım yanıt ilginçti diyor. Biz bu işi yaparken tek başımıza değiliz. Ortağımız var. O da Rus Titan şirketi. Rusların iddiaları doğru ise, yani ortada bir usulsüzlük, bir dolandırma var ise, o zaman Titan, yani kendi şirketleri de bunun bir parçasıdır diyor. Ama bizimle sözleşme feshediliyor. Feshedilen sözleşmeyi biz olarak seçiliyoruz demiş. Ortağımızla sözleşme yenileniyor diyor. Biz hatta bir hata yaptıysak, bir suç işlediysek ortağımız Titan bunun dışında kalabilir mi diye sorduk demiş. İşi birlikte yapıyoruz çünkü diyor. Ama bizimle sözleşmeyi feshediyorlar, Titan'la yeni şirket kurup yola devam ediyorlar. Ne bir uyarı, ne önceden bir bilgi. Hani bir itişme olur, bir sorun olur, hiçbiri yoktu diyor. Bir anda 15 gün içinde feshe giden bir süreç, fol yok, yumurta yokken bir fesih süreci yaşadık. Peki sizinle dertleri ne o halde diye sormuş Fatih Altaylı. Dediğim gibi teknoloji transferi, nükleer bilgisi, know-how'ı Türkiye başka ülkelerle de yapacak. Sadece Türkiye değil, Avrupa'da da çevre yasaları nedeniyle yeni nükleer santraller gündeme gelecek. Sadece santral değil, artık yük gemileri, yolcu gemileri, askeri gemiler nükleere yöneliyor. Basitleşti çünkü diyor. Türkiye bu teknolojiye sahip olsun, Türk şirketleri de kendilerine rakip olsun istemiyorlar. Mesele aslında buydu demiş. Peki bu iş nereye evrilir? Kavga büyür mü diye sormuş Fatih Altaylı. Biz bu işin sulh yolu ile çözülmesini istiyoruz. Gizlimiz saklımız yok. Bakın bugün istesek biz bu inşaatı durdurabiliriz. Tüm ekipmanımızı sahada. Bugün hala bizim ekipmanlarımızla yürüyorlar. Onları kullanıyorlar. Yarın bir ekipmanlarımızı çeker, inşaatın durmasını sağlarız diyor. Bu da Rosatom'a aylık 500 milyon dolara mal olmuş olur demiş. Hala ümitlisiniz yani anladığım kadarıyla diyor Fatih Altaylı. Bu konu Cumhurbaşkanımızla Sayın Putin'in görüşmesinde ele alındı. Şimdi bir hakem heyeti oluştu, iki kişi. Bizden Alparslan Bey, Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar. Rus tarafından da Putin'in güvendiği bir finansçı diyor. Şimdi bunlar her şeyi inceleyecekler. Bizim içimiz rahat. Herkes görecek ki ortada iddia edildiği gibi bir şey yok. Mesele know-how, mesele bilgi transferi. Şunu da eklemek istiyorum. Bazıları istiyor ki bu mesele Türk-Rus ilişkilerinin bozulmasında bir fitil olsun. Biz ise Türkiye bu teknolojiye sahip olsun, nükleer inşa edilen malzemeler üretebilen bir ülke olsun istiyoruz. Yolun başında 12 sene önce Akkuyu Nükleer bir Rus değil, %50 Türk, %50 Rus şirketi iken bu belki mümkündü. Bence 2008'de o tren Türkiye tarafından durduruldu, bilen biliyor diyor. Evet,
Fatih Altaylı'nın köşe yazısını paylaştık. Akkuyu nükleer santrali ile ilgili olan gelişmelerle ilgili haberler çıkıyordu biliyorsunuz. Burada da bir ikili temas söz konusu olmuş ve bunu bir köşe yazısına aktarmış Fatih Altaylı. Biz de bunu paylaşmak istedik. Gönül çekici yayınlar demiş, hoş gelmiş, sefa getirmiş. Kerem Bey selamlar diyor YouTube üzerinden. Döndü telle Sümen, iyi yayınlar. Bodrum'dan selamlar, sizi çok seviyorum. Sizden Latife Eraslan'dan Diller Yarım türküsünü istiyorum. Döndü Tello Sümen ben demiş. Tabii ki armağan edelim. Mehmet Nahırcı, hayırlı akşamlar Şirinler ailesi diyor. Hoş gelmiş, sefa getirmiş o da. 0342 230 85 91'e gelen mesajlardan da Hamit Bey'in istediği bir eser vardı. Zuvere eseri, Kürtçe bir eser. Bu eseri Hamit Bey ve Hamit Bey'in şu an yanında olan kimler var ise, çünkü genelde yanındakilere ve güzide dinleyicilerimize gelsin diyor. Onlara armağan etmiş olalım. Sonrasında Döndü Hanım'ın istediği Latife Eraslan eseriyle devam edeceğiz. Yarına Bakış devam ediyor sevgili dostlar. Senin radyon, Radyo Şirinler. Sevgili Ayşe Avşar aramızda, kolay gelsin demiş. Zeki Bey, Zekeriya Bey, radyonun tartışmasız en güzel saati ve yayıncısı efendim diyor. Çok sağ olun. Soner Bey aramızda, iyi yayınlar diyor. Hoş geldiniz. Bu eseri sizlere de armağan edelim. Sonrasında devam edeceğiz. Hep yadeleme zuare, hep alamın zuare, el alamın zuare, Ronya çeveme. Çem haydin avak benade, gül haydin bina benade. Çem haydin avak benade, gül haydin bina benade. Zuare, hevalan zuare, nelalan zuare. Dilek Hanım, can kuzum iyi yayınlar diyor. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Buse Hanım, Nil Murat aramızda, hoş gelmişler. Elif Sert Bölek, selam, iyi yayınlar dilerim. Her gece istiyorum canlı yayın. Hep olmanızı istiyorum. Sizi çok özledim. Sizden gurbetten bir gurbet eseri, bir gurbet türküsü istiyorum demiş. Tabii ki efendim armağan edelim. Dilek Hanım, müziğin evrensel dili ne hoş diyor. Aynen öyle valla. Dicle Hanım, merhaba, iyi yayınlar demiş Buse. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Bu Zuvere eserinin hemen ardından Digel Yarim eserini dinleyeceğiz. Latife Eraslan'dan. Bodrum'dan bizi dinleyen Döndü Hanım'a armağan edeceğiz. Roş heydi germak venade, yiv heydi şafak venade. Zuvare, yavalamın zuvare, belalamın zuvare. Hep yadeleme zuaret,
Bu Zuvare eserini de Hamit Bey bize armağan etmişti. Tüm Güzide dinleyenlerimize gelsin demişti. Güzel bir eserle bizi tanıştırdığı için çok teşekkür ediyoruz ona da. Cem Karaca'dan Ömrüm eserini istiyorum demiş Dilek Hanım da. İstediğiniz eserleri listeme sırasıyla atıyorum sevgili dostlar. Bu güzel eserleri dinleyelim. Kısa da bir reklam arası verelim. Sonrasında sizlerleyiz. Senin Radyo, Radyo Şirinler. Savaş Bey merhaba, hayırlı yayınlar, selam olsun türkülü yüreklere, selam olsun mutlu yarınlara, umutlara selam olsun, güzelliklere selam olsun, yaşattığınız türkülü günler için teşekkür ederiz demiş. Savaş Ağgül'e de çok teşekkür ediyoruz. Doyar iken ben yüzüne hasret kaldım. Diken yârim, diken bana kurban olsun bu can sana. Bir gülüşün, bir bakışın merhem olsun bu yarama. Diken yârim, diken bana kurban olsun bu can sana. Bir gülüşün, bir bakışın merhem olsun bu yarama. Hasretin bir ömür imiş, geçmez günler ne zor imiş. Nerede akşam, orada sabah, dünya bana bir han imiş. Dikenli yârim, diken bana kurban olsun bu can sana. Bir gülüşün, bir bakışın merhem olsun bu yarama. Dikenli yârim, diken bana kurban olsun bu can sana. Bir gülüşün, bir bakışın melhem olsun. Üstüne kara gün benim üstüne.
sözüme, gel yar benim bu sözüme, murad al murad üstüne. Bir gel yarim, bir gel bana, kurban olsun bu can sana. Bir gülüşün, bir bakışın merhem olsun bu yarama. Yedi gel yarim, bir gel bana, kurban olsun bu can sana. Bir gülüşün, bir bakışın melhem olsun. Radyo Şirinler. Radyo Şirinler. 101.0. Reklam. Bozdoğan Ev Yaşam Gereçleri ve Radyo Şirinler işbirliğiyle Ekonomiye İnat Muhteşem Çekiliş kampanyası çok yakında başlıyor. İşte muhteşem hediyelerimiz. Arnika et kıyma makinesi, 24 parça yemek takımı, fakir dik süpürge, taç uyku seti, çift kişilik nevresim, altılı kahve yanı ve tabağı, Luxel vantilatör, Philips epilasyon, Arzum saç maşası, sunum tepsisi. Bu hediyeleri kazanmak için Radyo Şirinler ve Bozdoğan Ticaret sosyal medya hesaplarını takip etmeniz yeterli. Detaylı bilgi için WhatsApp hattımız 0342 230 85 91. Genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Eyüp Şenköy hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Randevu için 444-5424. Özel MMT Amerikan Hastanesi. Şükrü Toptaş İnşaat'tan yatırımlarınıza değer katan Beylerbeyi ve Beykent'in en gözde bölgelerinde iki yeni proje, 2.5+1 ve 3.5+1 kapalı otoparklı ultra lüks daireler, ana cadde üzeri ticari dükkanlar sizleri bekliyor. Kaliteli işçilik, modern mimari ve 25 yıllık tecrübesiyle Şükrü Toptaş İnşaat. Telefon 0342 503 06 14, 0542 543 73 62. Atış sporu yapmaya ne dersiniz? Küheylan Atış Poligonu'na gelin. Uzman eğitmenler eşliğinde hem atış yeteneklerinizi geliştirin hem de günün stresini atış sporu yaparak giderin. Poligonumuz ister yerli, isterseniz yabancı silah seçenekleriyle hizmetinizdedir. Küheylan Atış Poligonu, Sanko Hastanesi karşısında. Telefon 0342 326 0177. www.küheylanpoligon.com.tr. Ben etkilemek için tasarlandım. Gerçek tutkudan imal edildim. Takip edilmek için varım. Asi, epik ve ihtiraslı. Merinos elegansalı. Merinos Merve Şehir Showroom, Anka Hastanesi karşısında. Efendim bugün bir yandan da kötü haber aldığımız bir gün. Sevilen sanatçı Özlem Taner'in babasının vefat ettiği bir gün. Biz de çok gerçekten çok üzüldük. Özlem Taner'in yanında olmaya çalıştık. Ailesine sabırlar diliyoruz. Babası Mehmet Taner'e ışıklar içinde uyusun diyoruz. Bir Özlem Taner eseri istenince aklıma geliyor. Çok da seviliyor gerçekten. Hem konser sürecinde istenen eserleri bol bol dinledik kendisine. Hem sonrasında zaten sevilen bir sanatçı. Sonrasında da tabii ki sürekli eserleri isteniyor.
kendisinin şu an böyle gerçekten zor bir süreçten geçtiğini bildiğimiz için yan yana geldiğimizde bile kelimelerimiz kifayetsiz kaldı. Böyle bakışlarımızdan anlaşıyoruz gerçekten. Çok çok değerli bir insan. Onun türküleri, onun eserleri isteniyor. Biz de çok mutlu oluyoruz. Ama bu acı gününde umarım yanında olabilmişizdir. Umarım birazcık bir nebze bize dayanabilmiştir diye düşünüyorum. Güzel bir eseri, Hani Yaylam eseri istendi. Bir yandan sevgili Dilek Hanım, Dilek Sarıfakıoğlu aramızdaydı. Şimdi Instagram'dan dinliyor mu bilmiyorum, az önce buradaydı ama bazen takip edemiyorum, ne yapayım. Cem Karaca'dan bir eser istemişti, Ömrüm eseri. İki güzel eseri peş peşe dinleyeceğiz. Hem Ömrüm'ü hem de Hani Yaylam eserini. Buradan da yeniden dediğim gibi duyuyorsa, dinliyorsa tabii ki çok zor bir süreçten geçiyor ama yeniden başsağlığı dileyelim Özlem Taner'e de. Sen delesem bile bazı yürümek var ya. Oh ne rahat deli verip yayılmak varken. Kim demiş köşe başında tezgah kurmuşlar. Düşmüş iş portalara sevda gibi sevdalar. Doğuştaki o muhteşem güzellik bile nereden gözlersen gözler. Doğuştaki o muhteşem güzellik bile nereden gözlersen gözler. Dolu dolu gözyaşıyla kan ile terle değil mi Andre? Ben Ayakkabı'dan, Hacı Usta, Sevcan Orhan'dan Bahçede Yeşil Çınar türküsünü istiyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. Bu türküyü kardeşim Resul'e ve oğlum Seydi Efe'ye, yeğenim Seydi Vakkas'a armağan ediyorum demiş. Tabii ki armağan edelim. Mesut Şevli aramızda, iyi yayınlar, iyi akşamlar şimdiden diyor. Teşekkür ederiz. Dilek Hanım çok teşekkür ederim, cansın demiş. Tabii ki efendim, siz de öylesiniz. Ateş eden yayıncı yapmışlar demiş Zekeriya Bey. Böyle demeyin, vallahi utanıyorum. İyi akşamlar diyor Resul Bey. Dicle Hanım, bugün benim evliliğimin yıl dönümü demiş. Eşim ve bana bir eser armağan ederseniz çok teşekkür ederim size demiş. Bu eseri kendime ve eşime, tabii ki Şirinler ailesine de armağan ediyorum diyor. Şöyle yapalım, Sevcan Orhan ve Kanadım Değdi Sevda'yı armağan etmek istedim Mahsuni'den. Bu iki eseri peş peşe dinleyeceğiz. Öncesinde Ömrüm eserin, hemen sonrasında sevgili Özlem Taner'in sesinden Hani Yaylam eserini dinleyeceğiz. Bu güzel eserlerle birlikte yavaş yavaş vedamıza doğru da gidiyoruz ama sizlerden gelen eserleri yayınlamaya da devam ediyoruz. Radyo Şirinler tüm sosyal medya uygulamalarında.
ezelin ey ezelin. Yüz gelen ve döker bağlar ey gazelin ey gazelin ey Allah'ım senin hiç gelmez mi gözelin ey gözelin. Hani yaylam hani sen ey ezelin ey. Ezelin ey, hani aynam, hani senin ey, ezelin ey, ezelin ey, ezelin ey. Buluştuğunuz tek radyo, Radyo Şirinler'desiniz. Radyo Şirinler, 101.0. Sevdim, bilmedim malum.
yar. Nanay gülüm, nanay topkâr gülüm. Nanay, nanay esmer yârimsin nanay. Kendim oğlumsun ona. Cahit Zarifoğlu'nun dediği gibi ne çok acı var diyor ya Yaşamak kitabında. Kendi kalbini dinliyormuş gibi göğsüne eğilmiş duran bu yaratık içinde kalp bir yaşama işareti olmaktan çıkmış. Adam bunun dışında kalbin hangi ödevleri varsa onlardan birine dalmıştı. Masamızda acı olmasın yeter, çocuklar ölmesin, öldürülmesin. Hep cahillerdir, birbirlerini öldürenler dene gelmiştir ama yeter. Batı'nın planlarını kendi düşünceleri sanan zavallılara umutsuzluğun kapımıza gelmesi için az mı bekledik? Umutsuzluk mu yoksa inceden derin bir şikayet mi? Dayandığımız şeylerin hangisi bunu değerdi? Bari nanay gülüm, nanay topkâr gülüm. Bir yandan böyle acıların, hastalıkların, ölümlerin, yalnızlıkların böyle birbirinden uzaklaşmanın, sinirin, öfkenin içindeyiz. Bir yandan da sevginin, şefkatin, saygının, mutluluğun içindeyiz. Hep böyle pozitif, hep iyi yerden bakmayı öğrenelim hep, olur mu? Mehmet Bey demiş ki, Ferhan Kaya'dan Hatıran Yeter eserini yayınlar mısın? Biricik gelinimiz Nesrin Sayın'a ve tüm Şirinler dinleyenlerine gelsin demiş. Öncesinde Resul Bey ve eşi için, evlilik yıl dönümleri için Kanadım Değdi Sevda'ya eserini Mahsuni'den dinleyelim. Sonrasında istediğiniz eseri yeniden bir değerlendirip listemize alalım, paylaşalım sevgili dostum. Kanadım değdi sevdaya, kanadım değdi sevdaya. Kondum kondum uçamadım, aşk şarabım doya doya. Yandım yandım içemedim, yandım da içemedim. Of tabii şu yarayı sar sarabilir isen, sevda ateş bir kaledir, var varabilir isen, var varabilir isen. İçmişem sarhoşam dünden, içmişem sarhoşam dünden, bayram eyledim bugünden. Aşıkların köprüsünden döndüm döndüm geçemedim, döndüm de geçemedim. Oy tabip şu yarayı sar sarabilir isen, sevda ateş bir kaledir, var varabilir isen, var varabilir isen. Yanmak suni sine sine, yanmak suni sine sine. Bugün bana oldu yine, düştüm güzeller içine. Kendi kendim seçemedim, kendimi seçemedim. Oy tabii şu yarayı
sar sarabilir isem. Sevda ateş bir kaledir, var varabilirsen, var varabilirsen. Eşiniz ve size nice nice bol bol mutlu mutlu seneler diyelim. Resul Bey ve eşi için Kanadım Değdi Sevda'ya eserini paylaştık. Mehmet Bey, bu arada istediğiniz eser bizde yok. Maalesef yok ama Aşık Veysel'den Dostlar Beni Hatırlasın. Hatırlamaktan yola çıkınca en iyi bildiğim Türk halk müziğinde Aşık Veysel'in o sözleri, Dostlar Beni Hatırlasın sözleri. Bu eseri paylaşmak istedim. Umarım sizin için de bir sakıncası yoktur. Gelin Nesrin Hanım'a armağan etmiş olalım bu eseri de. Lütfi Hanım katılmış, aramıza hoş gelmiş. Metin Bey, hoş geldiniz efendim. Elif Sert Bölek katılmış. Sevgili dostlar, Yarına Bakış programı biliyorsunuz ki saatlerimiz 18'den 20'ye kadar sizlerle oluyor. Bu güzel Aşık Veysel eseri ve en son benim seçtiğim eserle beraber veda etmiş olalım. Bugün de aramıza katılanlara çok çok teşekkürler edelim ve yarın saat 18'de yeniden, Perşembe günü 18'de yeniden Yarına Bakış'la sizlerle birlikte olalım. Bugünlük noktamızı koyalım. Beyza Hanım, Beyza Bade Aras selamlar demiş. Nesrin Hanım, çok teşekkür ederim. Bir tanecik Mehmet abime diyor. Instagram üzerinden aramıza katılmış. Aşık Veysel'den Dostlar Beni Hatırlasın eseri Nesrin Hanım'a gelsin. Sonrasında veda edeceğiz sevgili dostlar. Ayrılmayın. Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar. Dünya bir han konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak. Tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi, ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş, kim gülecek. Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ilkindi, akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Bir hain konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Yes, sir.
Selam olsun yür bucak bucak, dostlar beni hatırlasın. Ah ne gelsemdi ne giderdi, günden güne arttı derdi. Garip kalayım yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi ne giderdi, günden güne arttı derdi. Garip kalayım yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Bir oyun başka olamaz oyundan gibi, bir söz başka olamaz sözden gibi, bir şey başka olamaz bir şeyden gibi, tam öyle gibi, varıyor gibi bir mutluluğa, ne gelir elimizden, ne insan olmaktan başka, insan olmaktan başka. Ne çıkar siz bizi anlamasanız da, ve evet siz bizi anlamasanız da ne çıkar, ne gelir elimizden, insan olmaktan başka. Ne gelirse sevdadan gelir diyoruz. Ve sizlere veda ediyoruz. Serdar Bey yazmış ama son olarak anonsumu yapayım. Listemize atalım istediğiniz eseri. Merhabalar Dicle Hanım, iyi yayınlar. Son dakika yetiştim yayına diyor. Bir selam sağ ol eserini yayınlarsanız sevinirim. Tüm dinleyenlerimize gelsin diyor. Veda eseri olarak ne gelirse sevdadan gelir eserini paylaşıp sonrasında Kıvırcık Ali eseriyle de listeden dinlemeniz fırsatını sağlayalım efendim. Hoşça kalın. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi bakın kendinize. Senin radyon, Radyo Şirinler. Deli gönül aptal olmuş gezer deryada. Bir nefeslik canım kalmış varamam sana. Düştüm bir deli, deli sevdaya. Gönül sana bu dert, bu dert yetmez mi sandım? Düştüm bir deli, deli sevdaya. Gönül sana bu dert, bu dert yetmez mi sandım? Ne gelirse benim başa sevdadan gelir. Sevdadan gelir, sevdadan gelir. Gelirse ölüm de inan, inan az gelir. İnan az gelir, inan az gelir. Savruluyor ömrüm benim tozlu yollarda. Avareyim dolanırım gurbet bağında. Kapılmışım bir hain rüzgara. Gönül sana fırtınalar
yetmez mi sandın? Kapılmışım bir hain rüzgara, gönül sana fırtınalar, yetmez mi sandın? Radyo Şirinler, Radyo Şirinler 101.0. Reklam. Gaziantep'te başarılı göz ameliyatları ile adından söz ettiren Ayıntap Park Göz Tıp Merkezi'nin katarak akıllı mercek uygulamalarıyla gözlüksüz bir hayata merhaba deyin. Ayıntap Park Göz Tıp Merkezi, telefon 0342 235 4949, www.ayintappark.com.tr. 49 yılı geride bıraktık ama bazı şeyleri hiç bırakmadık. Çiftçilerimize destek olmayı hiç bırakmayız. Yılların emeği, yarınların birikimi var. Daha ekilecek toprak, dikilecek fidan ve yeşerip filizlenecek nice hayaller var. Geleceğini toprakta arayan herkesin yanındayız. Bize güvenen ve inanan çiftçilerimizi yarı yolda bırakmayız. 49 yılı geride bıraktık. Sadece rakamlarda değil, kalplerde de kazandık. Yarınlara yatırım yapmayı bırakmayız. Yılların tecrübesiyle bu ülkenin tarımına destek olduk. Bu gururu taşımayı bırakmadık, bırakmayız. Alpaslan Grup, gururla 49 yaşında.